Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com ve Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe'mizi konuşacağız, detaylı şekilde konuşacağız konuşmasına ancak Fenerbahçe'den önce birkaç tane farklı şey de belirteyim arkadaşlar. Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Antalya Sporu 3-0 mağlup etti ve 16 puanla liderliğe yükselmiş oldu. Maçta dikkat çeken olay şuydu, maçı Antalya Spor 9 kişi tamamlarken Adana Demirspor maçı 10 kişiyle tamamladı. Soner Aydoğdu'nun kırmızısı var. Rakitski'nin kırmızısı var ki önümüzdeki hafta ya doğrusu milli maç arasından sonra Adana Demirspor Galatasaray deplasmanına da gidecek. Rakitski gibi, gibi bir ismin olmaması yani neyse çok da şey değil ama Fenerbahçe maçında kırmızı yemiştim. Şoya Nakashima kırmızı kart yedi Antalya Spor'da. Hemen oyuna girdi. Girer girmez 61'de kırmızı yedi. Ee, talihsiz bir andı. Böyle bir maç var. Beşiktaş biliyorsunuz İstanbul Spor gibi bir takımla beraber kaldı ve taraftarların ağır tepkisi özellikle Kaleci Ersin'de Estanoğlu'na hatta Beşiktaş Başkan Danışmanı demiş ki Beşiktaş Başakşehir maçını hoca yüzünden kaybetti. Başakşehir ise hoca faktörüyle kazandı. İki takım arasında fark hocaydı demiş. Bakın, çatırdama başlamış. Şimdi Fenerbahçe Alanya maçını inşallah bugün kazanır. Haftaya Beşiktaş maçında inşallah kazanır. Bu iki maçtan kazanılacak iki galibiyet 6 puan değil. Herkeste de her türlü iddiasına da varım. Bu maçlardan çıkacak iki galibiyet asla 6 puan değil. Kötü futbol oynansın. 1-0 1-0 kazanılsın. Yine 6 puan değil. 6 puandan çok daha fazlası. Onu da belirteyim. Şimdi Augsburg Mergen Berisha'nın golüyle Bundesliga'da Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Tabii Berisha'nın gol atması beni sevindirdi. Bazı arkadaşlarım üzülmüş işte bak bizden giden Messi oluyor. Ankara Messi, Ankara Messi demiş. Ya bizden giden Messi olsun sizden arkadaşlar. Adamın opsiyonu var. 6 milyon euro transfer satın alma opsiyonu var belki de. Kimisi 4 diyor, kimisi 6 diyor. E sonuç olarak sonuç olarak opsiyon var. Bırakın gitsin. Biz aldığımızda 10 milyon euro piyasa değerine sahipti. Bizde kötü bir performans sergilediği söylendi. E, 6 milyon euroya kadar transfer market değeri düşmüştü. Bu sene 4 maç, 2 gol, 1 asist arkadaşlar. 270 dakikada. Yani 90 dakikada 1 gol katkısı vermiş. Mütteşem bir oyuncudan bahsediyoruz. Bırakın bu mütteşem oyuncu rahat rahat oynasın. Bu arada geçen hafta uzatmalarda penaltı kurtardı Augsburg kalecisi Gikiwevic. Ee, bu sefer de son anlarda Manuel Neuer'in kafa vuruşuna izin vermedi. Ve Berisha'da e gol atıp galibiyet getirdi. Hatay Spor'da teknik direktör Serkan Özbaltak 4 0 Kayseri Spor sonra istifa etmiş. İsmail Kartal'ın adanılıyor ama Volkan Demirel'in de adanılıyor. Ben bunu bir anekdot olarak buraya bırakayım. Belki lazım olur. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Fenerbahçe vadi golleri yemeği sürdürüyor. Ve Swansea Sia City'ye de 3-0 kaybetti. Şota Arbaletze'nin öğrencileri üst üste 4. yenilgisini aldı. Hani eğer köpek oylaması falan yapmayacaksa ne bileyim yetenek yeteneksizsiniz jüri falan olmayacaksa Acun Ilıcan'ın kankiştosu Sergen Yalçın'a sanki yol göründü gibi şimdi değildi de ne zaman diyeyim? Bu arada Okay Karacan da şey demiş Valerian İsmail ile artık vedalaşmak zamanı demiş. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe dışında olan gelişmelerden olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Beşiktaş'ta Valerian İsmail'e karşı zaten ciddi bir antipati var. Ve e, göndermeyi çok istiyorlar. Ben futboldan anladığım kadarıyla söylüyorum. Valerian İsmail taktik olarak iyi bir teknik adam. Taktik geliştirebiliyor, futbolcuları geliştirebiliyor, pozitif manada götürebiliyor. Ama bir yerden sonra kafası çalışmıyor. Yani maçta bir yerden sonra kafa gidiyor. Ee, şimdi bir örnek vereceğim. Örnek yanlış anlaşılabilecek. O yüzden bir şey söylemiyorum. Hani mesela benim Laz dostlarım da var arkadaşlar. <laughs> ee, onlara da söylüyorum. Bazen kafa bu saatten sonra ne durumda diye. Yani şimdi ben bunu söylediğim zaman yanlış anlaşılmayayım diye söylüyorum. Bazı insanların öyle oluyor. Kafa bir yere kadar çalışıyor. Bir yerden sonra duruyor. Yani onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Luan Perez'den kötü haber. Brezilyalı futbolcumuz Luan Perez'in. Arkadaşlar harbi söylüyorum ya. Luan Perez Brezilyalı futbolcu ben bir tuhaf tuhafsıyorum ya. Bana hiç Brezilyalı gibi gelmiyor Luan Perez ya. Hani harbi harbi söylüyorum. Ben inanın Brezilyalı olduğunu unuttum ya. Bana ben ne bileyim başka Fransız mı Fransız zannediyorum ya. Ciddi söylüyorum. Bu arada geçme. Şu anda Zeynep Hanım'la birlikte videomuzu çekiyoruz. Yani kulüp bürüz geçmişi var. Santos, Marsilya geçmişi var. Ama e, neyse biz Perez'e dönelim. Alanya maçında forma giyemeyecek arkadaşlar. Bu kesin. Neydi? Ne Alanya Spor'du ya? Konsorsiyum muydu? Korendom kon, kon, neydi? Neyse. Rem maçında sakatlandı. Ciddi bir sorun yok. Kırık tespit edilmedi. Ancak tedbir amaçlı Alanya maçında forma giyemeyecek. Arkadaşlar birkaç gün daha bu tedbiri sürecek. Zaten milli bir araya girdiğimiz için biliyorsunuz kendine dikkat etmesi lazım. İyileşmesi etmesi sevindirir. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarma. Bakın Fenerbahçe Alanya maçında da yani Rem maçına Fenerbahçe resmen rotasyon olarak çıktı. Yani rotasyon kadrosuyla çıktı. E şimdi önümüzde Alanya maçı var. Alanya maçına da az kadroyla çıkması bekleniliyor. Birçok kişiye göre yanlış. Ama teknik direktör ne diyorsa ben oradayım. Şimdi ha, Korendon Alanya Spor'muş. Ee, başka bir manada benzer bir kelime falan olduğu için aman dedim bir gümleme yaşamayalım. Şimdi Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 değişiklik beklentisi var. Haberden haber atlamış olacağım. Ferdi'ye geri döneceğim. Şimdi 7 farklı oyuncuyla kadro kurulması bekleniliyor. Nasıl yani? Jesus futbolcu rotasyonunu bir standarda bindirdi aslında. Oynayana vermeye devam ediyor formayı. Ama şimdi 7 futbolcunun birden değişmesini bekliyoruz. Şu ana kadar da 29 farklı futbolcuya şans vermiş arkadaşlar. Avrupa'da ve Süper Lig'de 29 futbolcu. Bu oynayan futbolcuların yıpranmasını engeller. 1- Oynamayanların küsmesini engeller. 2- Oynamayanları diri tutar. 3- Oynayanları da diri tutar. 4- Oynayan arkadaşların oynamayanlarla kaynaşmasını da sağlar. 5. Futbolcu odaklı sistemde takımdan çıkılıp sistem odaklı takıma dönüştürür. 6. Dolayısıyla bir alt başlık açacak olursam ortada belirlenen bir sistem. Sistemin parçaları olarak şu futbolcuyu çek öbür futbolcuyu koy. Misal veriyorum aracınızda ne bozuldu? Müşür bozuldu. Ne yapar usta? Gider işlemle o müşürü söker bizim Kayseri'de böyle en azından sana parçayı verir git şuradan al ya da git herhangi bir yerden al aynısını getir der. Sen gidersin aynısını getirsin. Bazen şey isterler. ruhsat isterler oradan seri şeyden bakıp seriden bakıp işte oradan bakıp aldırırlar. Getirir. Onun yerine onu takar. Hayırlı olsun der. Bazen orijinalini bulamasın der ki işte ee, yan sanayisi var. Yan sanayi de bulamazsın. Çıkması var, çakması var bilmem nesi var der. Yaparsın. Ha! Fenerbahçe şu anda öyle bir sistem oldu ki mesela parça. Çıkartıyorsun parçayı. Kim var buraya uygun? Mert Hakan. Koy Mert Hakan diyorsun. Oynatıyorsun. Bence bu da en önemli olumlu özellik. Şimdi kulübedekiler de kenetlenmeye başladı. Herkesin forma şansı olduğu için idmanlarda da performans artar. Düşünsene standart 11 ile çıkıyorsun. Her hafta bir kişi değiştiriyorsun. iki kişi değiştiriyorsun. yerli kuralı var. Herkes biliyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün oynanacak maçta Mert Hakan İsmail Yüksek ilk 11 oynamayacağının garantisi var mı? Hocam mantıken Arao da dinlendi. Crespo da dinlendi. Mantıken ikisi oynar. Peki Crespo Arao'nun ikisinin oynayacağının garantisi var mı? İsmail ya da Mert en az bir tanesinin ilk 11 oynayacağının ya da oynamayacağının garantisi var mı? Dörtlüye dönmeyeceğimizin garantisi var mı? Serdar Aziz'in oynamayacağının garantisi var mı? Ferdi'nin oynayacağının garantisi var mı? İşte bu aslında hem bizim açımızdan hem rakipler açısından çok sıkıntılı. Alanya karşısında muhtemelen arkadaşlar rotasyonel bir kadroyla çıkacağız. Mesela Serdar Aziz'in dönmesini bekliyoruz kadroya. Çünkü Perez'in sakatlığı var. İşte Arao döner herhalde. Crespo herhalde döner. Ferdi herhalde döner. Alioski herhalde döner. Rossi belki döner. Valencia belki döner. Bakalım ne olacak. Ha, ben açık söyleyeyim. Bana kalırsa tahmini bir ilk, ilk 11'de bulunayım mı? Dur onu en son mu bulunayım? Şimdi şunu da söyleyeyim. Ferdi haberini unutmadım. Merak etmeyin. Ferdi'ye geri dönüş yapacağım. Çünkü en önemli kısım o. Yani Ferdi haberi önemli bir kısım. Mesela İrfancan Can Kahveci. Ren maçında ilk 45 dakikanın yuhalanan ismi. Rezil performans gösteren ismi. İşte 18 tane top kaybı yapmış bir yarıda. Rezil performans gösteren ismi. Ama ikinci yarıda taraftardan geçer not alan isim. Çünkü bir gol ki hayat veren gol. Yani hayat veren gol. Ve sonrasında durum var. 26'da da var kararıyla gol iptal edildi. Yani o golde e, kendi biraz öndeki önde olmasa yani iki gol birden atmış olacak belki. 60. dakikada 25 metreden yolladığı F16 şutunda Maganda şey Mandanda'yı avlayıp takımı mutlandırdı. E, Traore'nin kırmızı görmesinde takımının rakip takımı bir kişi eksik oynamasında baş roldeydi. Ama İrfan Can niye oynatılıyor biliyor musunuz? Hocam ya, bir milli takıma da yeniden seçildi. Moral motivasyon da hat safhadan. İrfan Can şu yüzden oynatılıyor. Bakın arkadaşlar her futbolcu 90 dakika iyi performans göstermez. Bazı futbolcular özeldir. <laughs> Kusura bakmayın 5 dakika topçusudur. Benim tabirimle bu. Bu tabiri kullanıyorum ama kötü bir niyetle kullanmıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. 5 dakika topçusudur. Hocam 5 dakika topçusu nasıl oluyor ya? Şöyle oluyor. 85 dakika boyunca ulan bu da topçu mu? Ulan ben önesem daha iyi oynarım. İşte e, kesin torpille topçu oldu falan filan. O 85 dakikaya böyle geçirir ama 5 dakika. Ulan ne top oynuyor ve Avrupa takımlar ya yazın kapımızı çok çalarlar. Kesin ya yani 10 artıya gideri var. Kesin Napoli'ye satarız. Haçen Napoli bunu kesin alır da falan yani. 5 dakika topçusu bu işte. Mesela Kerem Aktürkoğlu da 5 dakika topçusudur. Alex de 5 dakika topçusudur. Alex'i sıralan futbol gözüyle izlerseniz 85 dakika lan bu ne yapıyor dersiniz. Ama o 5 dakika var ya o şiir gibi 5 dakika. Sezonlara şampiyonluklar getirir. Kaleciler de nitekim 5 dakika topçusu değil midir arkadaşlar? Maç boyunca belki üstüne 4 tane 5 tane top gelir kahramanlığına göre ya da yumurtlamasına göre puan alır. İrfan Can'ın oynatılma sebebi 5 dakika topçudur. Bir. İkincisi sağ kanattan oyun kurmaya yarar. 2. Üçüncüsü ters bir ortası. Yani sağ kanatta sol ayaklı olduğu için içeri çevirdiği kavisli orta kimseye değmeden gol olma ihtimali vardır. Yine aynı şekilde sağdan gidip soluna çekip şut çekme ihtimali yüksek olduğu için de böyle bir durum var. Çalım mecerisi yüksek ee, bir futbolcu. Ha savunma katkısı kötü. Onu konuşmayalım. Ama böyle bir olay var. Dediğim gibi mesela İrfan Can garanti değil. Misal az önce es geçmiş olmayayım arkadaşlar. Fenerbahçe'de hava toplarında da enteresanlık var. Mesela Atilla Salahi, Gustavo Henrique ve Luan Perez. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ren maçında hava topunda tamamen bizimkiler kazanmış. Nasıl yani? Atilla Salahi, Luan Perez ve Gustavo Henrique. Bir tane bile hava topu vermemişiz. 11 yani şöyle söyleyeyim. Salah'ı 5'te 5. Gustavo 4'te 4. Luan Perez 1'de 1. Yani 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 değil. 10'da 10 hava topu kazanmışız. İkili mücadeleler Luan Perez 6'da 6. Salah'ı 16'da 14. Gustavo Henrique ise 11'de 9 kazanmış. Yani 6, 22, 33 tane ikili mücadeleden 29'unu kazanmışız. Sadece 4 tane kaybetmişiz. Arkadaşlar müthiş bir duvar ya. Müthiş bir istatistik. Ve Jesus'un oyun çeşitliliği, oyuncu çeşitliliği bunu da en büyük etmen. Gustavo Henrique'yi çöpleyenler, yerin dibine sokanlar ki ilk maç performansını ben de aşırı eleştirenlerdenim. Yani hatta o performans bence Luan Perez'in şey Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe kariyerini bitiren performans demiştim. Hatta taca çektiği bir top var. Eyvah dedim. Hani bu saatten sonra taraftarın affetmesi çok zor. Ha nasıl affeder? Fenerbahçe taraftarı duygusaldır. Duygusaldır. Maç berabere gider. Birdenbire Gustavo Avenike bir kafa golü atar. Maçı kazandırır. O an bağrına basarlar. O an bağrına basarlar. Tamam. Perdiye dönelim. Maç saat 20'de başlayacak arkadaşlar. Ve karşılaşmayı Galatasaray Bölgesi Hakemleri Hüseyin Köçek yönetecek. İnşallah e, Allah'tan korkarak maç yönetir. Öyle söyleyeyim. Hocam sen de Allah'a kitabı çok karıştırıyorsun. Arkadaşlar başka ne diyeyim? Ben hangi tabirle söyleyeyim? Siz karar verin. Ne söylesek birilerinin sinir ucuna dokunuyor. Dün esprisine bir yayın yaptık. Orada bir espri yaptım. Ha siyasete giriyorsun diyor. Ya arkadaş ne söylesek birilerine batıyor. O yüzden en doğru cümlenin bu olduğunu düşünüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. Talimatla değil de kurallar neyi gerektiriyorsa o şekilde yönetir diyeyim. Uzun uzadı anlatayım. Ama Allah'tan korkarak yönetir dediğim zaman ne demek istediğimi daha net anlıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin galibiyete odaklanmış hali var. 5. haftada Kayseri Spor 2-0 mağlup ettik. 6. haftayı bay geçtik ve 10 puanla 7. sıradan girmiş olduk. Geçen hafta da müthiş bir şekilde Beşiktaş yenildi, Trabzon yenildi, Galatasaray kazandı. O hafta da kazandı. Gerçekten kaybetseydi ama bence yine dolu dolu gitti. Rende berabere kaldık. Artık kayıpsız bir şekilde geçmek lazım. Rotasyon diye Rende bazı futbolcular oynatılmadı. Şimdi o futbolcuların dönüşü olacak gibi. Bunların başında da Arao, Chris, bu Ferdi geliyor gibi duruyor. Hani Alioski dahil 4. Ben Rossi'yi Valencia'yı saymıyorum ama Arao, Crespo, Ferdi, Alioski dördü dönecek gibi duruyor. tek eksik var. Luan Perez. Luan Perez yokken dörtlüye döner mi Fenerbahçe? O da enteresan. Enteres, daha enteresan olan şeyi söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu'nun dikte 3 tane sarı kartı var. 3 sarı kartı var. Ve sarı kart görmesi halinde ligde oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bir sonraki maçta. Ama gerçi sarı kart görürse Ferdi çıkar der ki burası güvenli bir ülke değil der. Ee, öyle ölü olmuyor mu? Ölü olunca siliniyor herhalde cezası. Ya da Fenerbahçe Başkanı federasyona gider yemek falan yerler. Bakın mağdur olandan mağdurayı getirdik falan der. Sonra özür dilerler. Ferdi'nin o 3 sarı kartını da silerler. Ferdi Beşiktaş maçında oynar. Öyle olmuyor mu? Kural öyle değil mi ya? Neyse. İki takım arasındaki 13. randevu diyor. 2016 oyun sezondan bu yana 12 maç oynanmış. 6'sını Fenerbahçe 3'ünü Alanya kazanmış. 3 müsabaka beraber sonuçlanmış. Fenerbahçe 23 gol atarken kalesinde 14 gol görmüş. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin kazanması gereken müsabaka. Muhtemel 11. Ben size tuhaf bir şey söylesem ama bana kızmayacaksınız. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta üçlü savunmadan Birdenbire vazgeçip dörtlü almaya döneceği fikrindeyim. Ama kızmayacaksınız bak. Kızmak yok. Tamam. Hatta abone olacaksınız inşallah. Kale'de 6 ay bayındır. Sağ bekte. Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte Ezgi Can Alioski. Stoper ikilisinde. Serdar Aziz. Atilla Salahi. Ferdi. Serdar. Salai Alioski. Kalede de Altay Bayındır. Orta ikili de Arao Crespo. Gerçi Zayt da bana oradan selam çakıyor. Hani Arao dinlensin de ben oynayayım diyor Zayt ama Zayt ikinci yarı oynasa daha mı iyi olur? Bence Arao Crespo. Şimdi hücumun sağında gol atan Moralli İrfancan Kahveci mantıklı hücumun sağında. Hücumun solunda işte burası enteresan. Hücumun solunda Lincoln oynayabilir. Bir. Rossi oynayabilir. 2. King oynayabilir. 3. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hadi içimden geçen söyleyeyim. Sağda İrfancan Kahveci. Solda, bu arada İrfancan Can Kahveci sağda oynarsa Stoper'de Serdar Aziz'in yerine Gustavo Enrique Salah'ı oynar. Serdar Aziz yedek, sağda İrfancan Can Kahveci, solda Joshua King, yanlış duymadınız Joshua King. Forvet'te Michy Başdoğay, Forvet'in arkasında da Cao Pedro bekliyorum. Serdar Dursun yedek, Valencia yedek 2, Serdar Aziz yedek 3, İrfan Can Eribayat yedek 4. 4. Başka. Zayis yedek 5. Mert Hakan 6. İsmail Yüksek yedek 7. Osayi 8. Arda Güler 9. Lincoln 10. Rossi 11. E, ee, Emre Mor da var. Hmm, i̇şte şimdi Ayva'yı yediğimizin resmi. Herkes iyileşince yedek kadroyu kurmakta sıkıntı tabii. Neyse bunlardan birine ferakat edeceğiz. Hani baş King, Pedro Valencia'da olabilir. Serdar Dursun kadroda olmayabilir aslında. Çünkü niye olmayabilir? Türk kuralı zaten Ferdi, İrfan şeyle tamamlanıyor. Bu arada Ferdi oynamaz. Sabek'te o oynarsa Stoper'de Serdar Aziz oynar. Yani Altay, Serdar Aziz, İrfan Can. Üçü tamamlamış olur Türk kuralına bizim yerliler maşallah iyi. Ben şunu söyleyeyim. Uzun lafın kısası. Ben Fenerbahçe'nin dörtlüye birdenbire döneceği görüşündeyim. Niye? Mantık olarak da Salayı bir. Gustavo e iki, 2. Serdar Aziz 3. Üç, üç tane stoperin kalmış oluyor. Yani Doğan Perez olmazsa. Ki olmayacak gibi de duruyor. Üç tane stoperin var. E, dördüncü stoperin yok ki. Yedeğin bile yok. Ya ne yapacaksın? Arao'yu mu oynatacaksın? Derler. O da sıkıntı. Bu maç Fenerbahçe'nin sanki dörtlüye geri dönüş maçı gibi. Zaten Ren maçında da dörtlüye döndükten sonra takımın hücum aksiyonları daha değişti, daha gelişti. Bence uzun zaman sonra Fenerbahçe'nin dörtlüye döneceği maç olacak. Maçı kazanalım da 1-0 olsun bizim olsun. Maçı kazanalım da kötü oynayalım. Hiç fark etmez. Maçı kazanalım da nasıl olursa olsun. Maç başlayana kadar inşallah arkadaşlar 26.400 aboneye ulaşırız. Ulaşamazsak da canınız sağ olsun. Ee, ama ben isterim ki herkesin kanala desteği olsun. Kanalımızı sevin, sayın. Bu kanal sizin kanalınız arkadaşlar. Benim kanalım değil, hepimizin kanalı. 26.400 aboneye ulaşırsak inşallah yani totem gibi düşünmeyin de. Etkinlik olarak düşünün inşallah kazanırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere.